Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Temmuz 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Temmuz ayı sizin için ruhsal, manevi anlamda arayışlarınızın arttığı, farkındalığınızın yükseldiği, hayattan yeni beklentiler içerisinde olduğunuz, ufkunuzun genişlediği çok önemli bir ay. Ayın 22'sine kadar Güneş Yengeç burcunda parlayacak ve 6 Temmuz'da Yengeç burcunun 14 derecesinde Sirius yıldızıyla birleşen güzel, keyifli bir yeni ay doğacak. Evet, çok güçlü bir yıldız Sirius ve bu yeni ay tam Sirius gününde 6 Temmuz'da doğacak. Bereketli, şanslı bir yıldız, aynı zamanda çok spiritüel etkiler getiren bir yıldız. Bu yeni ay ile beraber gerçekten manevi akışınızın arttığını, sezgilerinizin güçlendiğini, çok belki farkındalığınızın arttığını, hayata yeni bir boyuttan, yeni bir pencereden baktığınızı hissedebilirsiniz. Zihinsel gelişimler, yolculuklar olduğu kadar fiziksel yolculuklar, seyahatler için de güzel bir yeni ay döngüsü bu. Uzun yolculuklarınız, tatilleriniz olabilir, yurt dışı konularınız aktifleşebilir. Deniz yolculukları gibi böyle seyahatleriniz varsa tam da onun için güzel bir yeni ay döngüsündesiniz. Aynı zamanda işte eğitim konuları, akademik çalışmalar, üniversite eğitimi gibi konular olabilir. Hukuksal bazı işleriniz varsa adalet ve hak arayışlarınız. İşte buralarda da bu yeni ay size hak edişlerinizi getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa sevgili akrepler, bu yeni aydan çok güzel bir etki alıyorsunuz. Çok keyifli, şanslı, koruyucu bir yeni ay. Öncü burçlarda gezegenleriniz varsa tabii ki yeni ayın etkileri artacak. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarında etkili bir yeni ay döngüsü olabilir. Bu yeni ay ile birlikte eğitim için, iş için veya tamamen hani yurt dışında yaşamak, yerleşmek istiyorsanız bununla ilgili belki bir beklentiniz var. Manevi yardımlar da alabilirsiniz, destekler de alabilirsiniz. Evet, 2 Temmuz'da Merkür Aslan burcuna geçecek sevgili akrepler. Venüs ayın 11'inde Aslan burcuna geçecek. Dolayısıyla biraz daha hani geleceğinizi düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz, kurguluyorsunuz. Yani işle ilgili eğitimleriniz olabilir, işle ilgili seyahatleriniz olabilir. Dolayısıyla ayın özellikle 11'inden sonra Venüs'ün de kariyer evinize geçişi, kariyer alanlarında böyle bir rahatlama, böyle bir başarı sizin için daha iyicil etkiler getirebilir. Mesleki bir eğitimi bitirebilirsiniz, bir diploma alabilirsiniz. Bununla ilgili bir iş konunuz gündeme gelebilir. Artık yani meslek konuları, kariyer konularında arayışlarınız artıyor. Burada yeni kapılar size açılmaya başlayabilir ve önemli kişilerle görüşmeleriniz, toplantılarınız olabilir, yazışmalarınız, randevularınız olabilir. Ve Mars'a baktığımızda yönetici gezegeniniz ayın 20'sine kadar Boğa burcunda olacak, karşıt burcunuzda. Dolayısıyla tabii ki burada bir ilişkilerde zaman zaman agresyon olabileceğini, biraz çatışma olabileceğini unutmayın. Özellikle ikili ilişkiler, eş partner konularında biraz daha Mars zaman zaman sizi zorlayabilir. Özellikle ayın 15'ine dikkat edin. 14, 15, 16 Temmuz gibi Mars Uranüs'le birleşecek çünkü. İkisi de kontrolü zor enerjiler olduğu için, bir de Algol yıldızı var gündemde olan. Hani bu biraz sıkıntılıdır. Yani ne olabilir? Böyle bir eşten gelebilecek bir sıkıntı, ilişkilerle ilgili bir kriz ya da eşinizin bir hani zorlanması, bir hastalık, bir kaza, yani benzeri bir konu. İşbirliklerine biraz dikkat edelim. Size karşı da tabii ki karşıdan gelebilecek bir tehdit, bu bir şiddet olabilir, bir açık düşmanlık olabilir. Bazen bir böyle bir mahkemedir, davadır, hani böyle bir şey olabilir. Biraz dikkat etmemiz lazım, risk almamamız lazım. Böyle bir zamanda sağlık konularında da, kazalara karşı da, güvenlik konularında da dikkat etmekte fayda var. Ayın 20'sinden sonra ise Mars ikizlere geçecek, yani para evinize geçecek. Harcamalarınız artabilir. Dolayısıyla parasal konularda biraz dengeli olalım. Eşinizin de harcamaları artabilir. Yani bu harcamalar sadece sizinle ilgili değil, eşle ilgili, ortakla ilgili ya da hisseli paralarla ilgili, borç alacak konuları, kredi konuları ve benzeri alanlarda biraz daha enerjinize dikkat etmeniz gereken, temkinli olmanız gereken bir süreç olabilir. Ayın 21'inde 29 derece Oğlak burcunda yılın ikinci Oğlak dolunayını yaşayacağız. İlkini Haziran ayında yaşamıştık. 29 derece Oğlak biraz daha dönüştürücü, tamamlayıcı, sonuç veren bir dolunay. Üstelik Plüto ile de birleşiyor. Bu dolunayla birlikte sevgili akrepler, özellikle başladığınız bir işin artık tamamlanması, kararsız kaldığınız bir konunun netleşmesi mümkün. Burada bir eğitim de bitebilir. Hani bir sınava girdiğiniz sonuç bekliyorsunuz. Olumlu ya da olumsuz hani bir sonuç alabilirsiniz. Bununla da ilgili bir planlama yapabilirsiniz. Seyahatler olabilir, yolculuklar ya da ticari girişiminizle ilgili bir netleşme söz konusu olabilir. Bazılarınız için böyle bir kardeşlerle ilgili gerginlikler olabilir. Sizin kardeşleriniz, yakınlarınız ya da eşinizin yakınları, akrabaları, hani bu alanlarda stresler varsa hani onların bir sonuç vermesi gibi bir konunuz olabilir ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa bu dolunay sizin için biraz daha önemli olabilir, etkili olabilir. Ve ayın 22'sinde Güneş artık Aslan burcunda parlamaya başlıyor. Sevgili akrepler, kariyer evinizde Güneş parlamaya başlıyor. Venüs orada, Merkür orada ve önümüzdeki Ağustos ayında zaten Aslan yeni ayı doğacak. Sizin için kariyerde bir açılım, orada bir yenilenme, belki yeni bir başlangıç gündemde. Yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. Bu size bir başarı getirebilir. Yani toplumsal statünüzde öne çıkmanız, hak ettiğiniz bir hedefe ulaşmanız daha mümkün hale gelebilir. Artık kariyerinizi önemsiyorsunuz. Geleceğinizi özellikle daha fazla önemsiyorsunuz ve buralardaki her şey biraz daha dikkat çekip görünür hale gelmeye başlayabilir sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.